İyi akşamlar, gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye dün akşam Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelen şehit haberiyle sarsıldı. 3 askerin Suriye tarafından açılan ateşte şehit edildiği bilgisi geldi. Ancak gerçek anlaşıldığında daha da can yaktı. Genelkurmay cinnet geçiren bir askerin diğer 2 askeri şehit edip intihar ettiğini duyurdu. Olay gece yarısı Ceylanpınar ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Gökçayır mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlk gelen bilgilerde Suriye sınır hattında nöbet tutan 3 askerin açılan ateş sonucu şehit edildiği belirtildi. Bölgeye özel harekat ekipleri ve askeri birlikler gönderildi. Önlemler arttırıldı. Ancak sabah saatlerinde Genelkurmay'dan gelen açıklamayla gerçek gün yüzüne çıktı. Yaşanan olayın terör saldırısı olmadığı belirtilen açıklamada cinnet geçiren bir askerin diğer 2 asker arkadaşını şehit edip ardından intihar ettiği duyuruldu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük 3 askerin şehit olmasıyla ilgili açıklamalar da bulundu. Bütün bulgular bu askerlerimizden birinin yaptığı bir telefon görüşmesi sonrasında veya bir mesajlaşma sonrasında yaşadığı psikolojik bir gerilim sebebiyle ortaya çıkan bir tablo. Yani herhangi bir saldırı, terör ya da sınır ötesi bir saldırı şu anki verilerimize göre söz konusu değil. Bir cinnet hali olduğu aşikar. Askerlerimize rahmet diliyorum. Mehmetçiklerimize, ailelerine taziyelerimi iletiyorum. 3 askerin şehit haberini alan Başbakan Ahmet Davutoğlu herhangi bir saldırı söz konusu değildir dedi. Olayla ilgili açıklama yapan bir diğer isimse Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük'tü. Ceylanpınar'da Boztepe Karakolu'na 1,5 kilometre mesafede sınır nöbeti tutuyorken 3 askerimizden bir tanesi cinnet geçiriyor. Diğer 2 arkadaşını şehit düşürüyor ve akabinde kendisi intihar ediyor. Hadise yaklaşık 300 jandarma, 150 de özel harekat timi bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Fakat ilerleyen saatte hadisenin bu yönde gerçekleştiği yönündeki şüphelerimiz kuvvetlendi. Şu anda bu kanaate vardık. Şehitlerimizin memleketi Kastamonu, Kütahya ve Denizli'dir. Malatya'dır pardon. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Acı haber 3 şehidin baba ocağına birer birer düştü. Ağıtlar yükseldi. Gözyaşları sel oldu. Şanlıurfa'dan gelen şehit haberleriyle tüm Türkiye şoke oldu. Çünkü olay silahlı saldırı sonucu değil, bir askerin cinnet getirmesi sonucu yaşanmıştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 3 şehidin cenazesi adli tıp kurumuna getirildi. Acı haberleri ise birer birer baba ocağına ulaştı, aileler yıkıldı. Şehit düşen 3 askerden biri olan Kadir Yıldız'ın Kocaeli Karamürsel'deki evi tüm sevenleriyle doldu taştı. Evlat acısına daha fazla dayanamayıp hastaneye kaldırılan baba Mustafa Yıldız'ı, onu ziyarete gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık teselli etti. Şehit düşen bir diğer asker de Kütahya'da yaşayan Ramazan Yeldi. Askerler şehit haberlerini aileye sağlık görevlileri nezaretinde verdi. Anne gözyaşlarına boğuldu, baba ayakta durmakta güçlük çekti. Tüm bu duyguların yaşandığı bir diğer yerde Umut Aslan'ın İstanbul'daki eviydi. Hayat dolu, gencecik. Kendisiyle ilgili ben bütün şeylerim, hayallerimiz vardı. Bilemiyorum yani nasıl geldik, şok. Yaşananlara anlam veremeyen amca Bülent Aslan ve tüm aile yıkıldı. Bir arkadaşım var dedi, sana tespit yaptım dedi. Onu dedi kargoyla sana göndereceğim dedi. Bu yani söyleyeceğim bu. Sabah duydum, şok oldum. Antalya gece yarısı başlayan ve aralıksız devam eden sağanak yağmuru ve fırtınaya teslim oldu. Valilik 5 merkez ilçede okulları bir gün süreyle tatil etti. Akdeniz Üniversitesi'nde eğitime ara verildi. Yağmur, fırtına, sel.
Antalya dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışlara teslim oldu. Kentte yağmur nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Biriken sel suları nedeniyle yüzlerce araç yollarda mahsur kaldı. Antalya'nın ulaşımında bazı kritik yollar trafiğe kapatılırken sabah saatlerinde valilik okulların tatil edildiğini duyurdu. Akdeniz Üniversitesi Senatosu da yağmur nedeniyle il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi aniden bastıran şiddetli yağışlar nedeniyle 400'ün üzerinde su baskını ihbarı aldıklarını ve müdahalede bulunduklarını belirtti. Şehir merkezi ve döşeme altı civarında dün geceden itibaren başlayan kuvvetli yağış 12 saat aralıksız sürdü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre metrekareye 128,6 kilogram yağış düştü. Kadıköy'de Cafer Ağa dayanışmasının kullandığı bina polis tarafından boşaltılırken bir yandan da eylem vardı. Eylemcilerin arasında dans eden kırmızı elbiseli bir dansçı ise dikkat çekti. İstanbul Kadıköy'deki 3 katlı tarihi binanın boşaltılacağına dair tebligat geçtiğimiz hafta gelmişti. Yaklaşık 1,5 yıldır Cafer Ağa dayanışması tarafından sanatsal faaliyetler için kullanılan bina sabah saatlerinde polis tarafından boşaltılmaya başlandı. Haberi alan Cafer Ağa dayanışma grubu üyeleri ve mahalle sakinleri polisin boşaltma kararına tepki göstererek eylem yaptı. Sokağın başında polisin yolu kestiği yerde toplanan eylemciler davul çaldı, dans etti. Kırmızı elbiseli bir kadın tepkisini dans ederek gösterdi. Binadaki eşyaları bir araca yükleyen polis olay yerinden ayrıldı. Kırmızı elbiseli kadınsa danstan sonra önce çığlık attı, sonra ağladı. Eylemciler daha sonra binanın önünden sessizce ayrıldı. Termik santral yapımı için arazileri ellerinden alındı. Tek geçim kaynakları olan zeytinlikleri direnişlerine rağmen talan edildi. Mahkeme kararıyla Yırca Köyü'ndeki termik santral inşaatı durduruldu. Şimdi ise dozerlerin üzerine geçtiği ağaçlar emanet olarak köylüye bırakıldı. Acı bir durum ya. Acı bir durum. İnsanlar burada 2,5-3 ay mücadele ettiler sırf zeytinleri ayakta kalsın diye. Öldürüyorlar senin, elinden koparıyorlar, alıyorlar. Al diyorlar, cenazesini sakla. Onun gibi bir şey. Yırca Köyü muhtarı karşı karşıya kaldıkları durumu böyle tarif etti. Başka türlü de izah etmek pek mümkün değildi. Termik santral için kesilen 5000'den fazla ağaç bu haliyle köylüye emanet olarak bırakıldı. Bunların yedemin alınması için, müsaade altına alınması için kaymakamlığa yazı yazmış. Kaymakamlık da olur vermiş. Pazartesi günü biz bunları yedemin olarak teslim aldık. Yani ki ayaktayken koruyamadık ama şimdi bu haliyle bize koruma görevi verildi. Geçim kaynakları talan edilen köylü, iş makinelerinin üzerlerinden geçtiği ağaçlara bakmakla yükümlü. Sonrası da hala belirsiz. Artık bunları mahkemeye ihale yoluyla satar mı yoksa köylüye geri mi verilir? O da büyük sorun olacak ileride. Çünkü buraya idari para cezası kesildi ağaç başı. Şirkete ceza kesildi. Hazineye gitti bu paralar. Yani bu nasıl iştir biz anlayamadık yani. Eğer mahkeme böyle bir karar verirse vatandaşın tapulu, malı, mülkü İDAS'ının tutarları hazineye hem de bu gövdeler, kökler vatandaşın elinden bir şekilde alınmış, satılmış olacak. İzmir'de ise rüzgar enerjisi santrali için kesilen ağaçlar tartışmaya neden oldu. Ağaç kesimi şimdilik durdu ancak ilginç detaylara ulaşıldı. İzmir'in Urla ilçesine bağlı Ovacık köyünde rüzgar enerjisi santrali için kesilen ağaçlar vatandaşı ayağa kaldırdı. Çalışmalar durdu ancak şok edici bilgilere ulaşıldı. Proje kapsamında ormanlık alanda 100 yaşına yaklaşmış 1806 kızılçam ağacının kesiminin yapılacağı öğrenildi. Bir başka çarpıcı ayrıntı ise ÇED raporu hakkında. İzmir Valiliği'nin ÇED raporuna gerek duymadığı,
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nunsa 1806 ağacın kesimiyle ilgili tabiat varlığı ve doğa sit açısından bir sakınca görmeyip projeye onay verdiği belirlendi. Ayrıca köylülerin ağaç kesilen alana girmesi yeni bir kararla yasaklandı. Kızılçam ağaçları bir tarafa, 94 okaliptus ağacının kesilmesine ise destek geldi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Sıkı, Türkiye'nin doğal bitkisi olmayan okaliptüslerin yeraltı su seviyelerini düşürdüğünü, 10 yaşındaki bir okaliptus ağacının yılda 250 ton suyu bünyesine alarak buharlaşma yoluyla havaya verdiğini söyledi. Profesör Doktor Sıkı, bu ağaçları kesen kişiye ceza vermek yerine onura edilmesi gerektiğini söyledi. Zonguldak'ta da bir termik santrale bağlı limanda çalışan işçi platformdan denize düştü ve yaklaşık yarım saat kurtarılmayı bekledi. 52 yaşındaki işçi boğularak hayatını kaybetti. Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalazı beldesinde bulunan limanda işçi olarak çalışan 52 yaşındaki adam 1 metre yükseklikteki platformdan denize düştü. Yarım saat boyunca arkadaşlarının tüm çabalarına rağmense denizde bulunamadı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. CHP'nin Soma maden faciası ile ilgili raporu hazır. CHP'ye göre gerçek sorumlulara meclis dokunmuyor. Birçok şeyi söylüyor ama hiçbir şey söylemiyor. Gerçek sorumlulardan bahsetmiyor. Ve hep manşetler bir noktada birleşti. Soma komisyonu sorumluyu bulamadı dedi. Soma maden ocağı için en çok uğraş veren isim CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel. Hazırlanan rapor için korkak bir dil ifadesi tanımını yaptı. Komisyonun arayıp da göremediği sorumluların birer fotoğrafını bulacaksınız. Hepiniz oradaydınız diye altına yazdığımız fotoğrafta o kurtarma çalışmalarını görmeye alışık olduğunuz madenin hemen önünde yereldeki Soma Belediye Başkanı'yla ve Ramazan Doğru'yla birlikte seçim konuşması sonrası zafer selamına tanıklık edeceksiniz. Hemen altındaki resimde ise o kurtarma çalışmalarının yapıldığı alana toplanmış, birazdan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Manisa mitingine gidecek. Bu kalabalığın içindeki zorla o mitinge gitmiş arkadaşlardan daha sonra 301 tanesinin kaybıyla ilgili listeyi de maalesef raporumuzun ekinde göreceksiniz. Rapora katkı koyan CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören de tıpkı Özel gibi düşünüyordu rapor için. Ne yazık ki daha fare doğru. Bakınız, Soma Komisyonu'nun hazırladığı 1000 sayfalık rapor. Yani bu raporu Maden Mühendisliği Fakültesi'ne götürürseniz oradaki öğrencilerinizin kesinlikle yararlanacağına inanıyorum. Teknik bilgiler, konuyu safsaklama, konuyu farklı boyutlara çekmek için böylesine gayri ciddi bir rapor yazılmış. Ören, bakanlar Taner Yıldız ve Faruk Çelik hakkında Meclis Soruşturma Komisyonu'nun kurulması için gayret göstereceklerini ifade etti. Değerli arkadaşlar, azmettiricisi Türkiye Kömür İşletmeleri ve ona emir veren, oradaki genel müdüründen memuruna kadar değişmesinde başrol oynayan, yetki sahibi olan Enerji Bakanlığı'dır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin raporunda açık ve nettir. Önümüzdeki günlerde biz bunun takipçisi olacağız. Bu iki bakanın da gerekli olan soruşturma komisyonunun kurulması için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. CHP Balıkesir Milletvekili Namık Avutçuysa, eğer siyasal sorumlular hesap vermezse madenlerde ölümler devam edecektir dedi. İnanın 3. sınıf demokrasilerde bile bu facialardan sonra birazcık siyasi ahlakı, vicdani, insanlığı olan bir siyasal sorumlunun derhal istifa etmesi gerekiyor. Soma faciasının 1 numaralı sorumlusu dönemin başbakanı. 2 numaralı sorumlusu orada Enerji Bakanlığı olarak gereken hukuksal tedbirleri almayan Enerji Bakanı'ydı. 3. derecedeki sorumlusu hiç kuşkusuz orada iş ve işçi sağlığı güvenliği ile ilgili denetim görevini aksatan, anayasal sorumlulukları yerine getirmeyen Çalışma Bakanı Faruk Çelik'ti. Günün iş kazası haberi Bursa İnegöl'den geldi. Totem monte ederken yüksek gerilim hattına temas eden işçi ağır yaralandı. Türkiye gündeminden hiç düşmeyen iş kazalarına bir yenisi de Bursa İnegöl'de eklendi.
Bir mobilya fabrikasına ait 6 metre yüksekliğindeki totemi monte eden 20 yaşındaki Osman Batki, elindeki demir çubuğun üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. İşçi çubuğun hattan ayrılması sayesinde ölümden kurtuldu. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan işçinin bacaklarında yanıklar oluştuğu belirtildi. Bursa'da bir genç yaklaşık bir yıl önce uçurumun kıyısından kurtarılmıştı. O gencin bu kez ormanda cansız bedenine ulaşıldı. Evet. 21 yaşındaki Adem Enes Yaşlı, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında dengesini kaybederek Uludağ yamaçlarındaki uçurumdan düşmüş, ardından sivil savunma ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yalnız mıydın arkadaşım burada sen? Ya şurada. Yalnız da. Adem geçmiş olsun. Geçmiş olsun, neler yaşadın anlatır mısın? Yok, biraz bilincimi kaybettim. Ne için çıkmıştın oraya? Şimdi. Sadece geziniyordum yani ısını için. Nasıl düştün? Toprak kaydı biraz. Taşlar kayınca düştüm. Geçmiş olsun. Adem Enes geçtiğimiz ay kaldığı yurttan kimseye haber vermeden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Aile oğullarından haber alamayınca durumu polise bildirdi. Ekipler gencin bulunması için arama başlattı ve Enes Yaşlı'nın ormanda bulunan cansız bedenine ulaşan avcılar oldu. Savcılık daha önce ölümden dönen gencin şüpheli bulunan ölümü üzerine soruşturma başlattı. Ve yine geçtiğimiz yıl İstanbul Kağıthane'de ayrı yaşadığı ve boşanmak istediği eşini öldürüp kayıplara karışan zanlı Bursa'da yakalandı. Cinayet 10 Ekim 2013'te Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerindeki bir inşaat bürosunda meydana gelmişti. 62 yaşındaki adam ayrı yaşadığı ve boşanmak istediği eşi 55 yaşındaki kadınla konuşmak için onu kendisine ait büroya çağırmış, çıkan tartışma sonrası eşini silahla yaralayıp kaçmıştı. Kadının cansız bedeni oğulları tarafından bulundu. Olayın ardından inceleme başlatan polis zanlının izine Bursa'da ulaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen zanlı işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Bir kişi yaralandı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 30 yaşındaki şahısla 27 yaşındaki bir kişi arasında tartışma yaşandı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada biri eve giderek silahını aldı ve diğerinin olduğu yere giderek silahını ateşledi. Sol bacağından yaralanan şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti. Ankara istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan 75 yaşındaki Temel Öz idaresindeki otomobil Güney Kestane mevkiinde virajı alamayarak kontrolden çıktı. Yolun sağında bulunan bariyerlere çarpıp takla atmaya başlayan otomobil yağmur suyu kanalına düştükten sonra yamaçtaki ağaca çarparak hurdaya döndü. Sıkışan sürücü Temel Öz ile eşi 64 yaşındaki Yadigar Öz araçtan çıkarıldı. Sürücü olay yerinde ölürken hastaneye kaldırılan eşi Yadigar Öz de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bursa'da cezaevi firarisinin kullandığı otomobil tıra arkadan çarptı. Firari öldü. Otomobildeki bir kişi olay yerinden, bir genç kız da hastaneden kaçtı. Bursa'da Yakın Doğu çevre yolunda yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobilden biri önünde seyreden tıra çarparak işte bu hale geldi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Çekirge Devlet Hastanesi'ne, aynı araçta bulunan 16 yaşındaki genç kız da Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahçeye girdim, arkamdan bir gürültü koptu. İki tane araba o kadar hızlı geliyorlardı ki 150 kilometre rahat sürat vardı. 150.
Kaza yapan aracın içinde bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir yaralı şahıs da kaza yerinden firar etti. 83 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü kurtarılamazken, uyuşturucu satmak suçundan girdiği cezaevinden firar ettiği ve üzerinden sahte kimlik çıktığı öğrenildi. Bu arada Şevket Yılmaz Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç kız da doktorların bir anlık dalgınlığından faydalanarak hastaneden kaçtı. Tır sürücüsü ise gözaltında. Son aylarda kullanımı iyice artan sentetik uyuşturucu madde gençleri esir almaya devam ediyor. Gaziantep'te bir kişi hayatını kaybetti. Düzce'de ise bir kişi krize girdi. Bursa'da düzenlenen panelde ise durumun ne kadar tehlikeli olduğu gözler önüne serildi. Uyuşturucu madde gençleri esir almaya devam ediyor. Gaziantep'te uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti. Düzce'de ise bir otoparkta uyuşturucu madde alan iki gençten biri araçlar arasında sıkışıp kaldı. Krize giren gence 112 ekipleri yardım etti. Genç zorlukla ambulansa bindirildi. Sen alkol mü aldın yoksa madde mi? Bursa'da düzenlenen bir panelde söz alan Ayık Yaşam'la Buluşma Derneği Başkanı Yavuz Tufan Koçer ise bağımlılığın bir hastalık olduğunu vurguladı. Bu bir hastalık tıbbın da kabul ettiği ve ben şeker hastasıyım dediğim zaman nasıl utanmıyorsam bunda da utanmamayı bu ülkenin artık kabul etmesi lazım. Ülkemizde bağımlılık yaş ortalamasının çok düştüğünü ifade eden Koçer, bunun nedenini ise kendi hikayesini anlatarak ifade etti. İlkokul öncesi bir gün sokağa çıktım ve dışarıda 3-4 tane arkadaşım beni yanlarına çağırdılar ismimi söyleyerek. Yavuz gel dediler. İlk defa kendimi iyi hissettiğim bir noktaydı orası. Yani birileri bana değer veriyordu ve aralarına çağırmışlardı. Bağımlılık nedeniyle en çok hasarı askerde aldığını söyleyen Koçer, eşinin rızasıyla hastaneye gitti fakat... Özel hastaneye ben alkol bağımlılığından kurtulmak için yattım, uyuşturucu bağımlısı olarak çıktım. Koçer anne babaları uyardı. Anne babalar çocuklarına şu anda çok fazla duygusal yaklaşıyorlar. Onun için anne babalar çok önemli. Onları korumak adına inanılmaz zararlar veriyorlar. Bursa'da Mudanya yolu olarak bilinen Sanayi Caddesi'nde bir alt geçit ışıklandırması olmadığı için vatandaşa korku dolu anlar yaşatıyor. Bursa'da Karaman Mahallesi'nde Mudanya yolu üzerindeki bu alt geçit korku saçıyor. Çalışan bayanlar falan Esentepe'de oturuyorum ben. Tedirgin oluyorlar yani. Sürekli dile getiriyorlar bunu ama bir türlü anlamalım olmuyor be. Işıklar çalışmıyor. Tedirgin yani çok, oluyor musunuz geçerken? Tabii çok karanlık oluyor. Buradan geçerken tedirgin oluyoruz muhakkak tabii ki. Yani bir korku veriyor. Bayan geçsin veya çocuklar geçsin tedirgin oluyor. Alt geçitin hemen çıkışında Nedim Öztan İlkokulu bulunuyor. Okula giriş ve çıkışlarda karşıya geçmek isteyen öğrenciler mecburen bu alt geçiti kullanıyor. Veliler ise tedirgin. Ben bile tedirgin oluyorum ki bir aileyi veya çocukları düşünün yani. Çok zor durumda burası gerçekten. Korkuyoruz geçmeye. Hatta çocukla geçen akşam okul çıkışı. Bunlar anaokuluna gidiyor almadan ve çıkmadan. Biz gelmeden vermiyorlar doğal olarak çocukları. O tarafa geçelim dedi. Başka bir işimiz vardı. Bu tarafta otururuz. Gece karanlık. Korktuk nasıl geçeceğimizi. Belediye ışıklandırma çalışmaları yapıyor yapmasına. Ancak vatandaşa göre çok geçmeden birileri gelip kabloları kesiyor. Işıklandırma yapıyorlar. Tekrar ihbar ediyorlar. Bozuyorlar. Bir şeyler oluyor işte. Geçtiğim zaman da genelde yanmıyor veya yansa da bir gün tamir ediyorlar. İkinci gün yine arızalanıyor. Türkiye'nin ilk yerli tramvayı İpek Böceği Kent Meydanı heykel hattından sonra terminal seferlerine hazırlanıyor. Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy, 2 yıl içinde bitmesi planlanan projenin detaylarını anlattı. Bursa'da bir yıldır Kent Meydanı heykel arası yolcu taşıyan İpek Böceği'nin ikinci rotası terminal olacak. Kent Meydanı'ndan başlayacak tramvay mevcut tramvay hattına bağlanacak. Orta refüjün sağından ve solundan devam edecek. İki tane dere var orada biliyorsunuz. Dereler köprüyle geçilecek. Köprünün ortasında birer köprü daha yapılıp ve daha sonra terminale, tünelle terminale doğru girecek. Şu an terminalde otobüslerin yolcu indirdiği yerde tramvay durağı olacak. Köprü üzerinden devam ederek Demirtaş'ın sanayi bölgesinin önüne kadar gelecek tramvay.
2 yıl içinde tamamlanması planlanan proje hayata geçtiğinde heykelden terminale sefer yapan 38 numaralı belediye otobüsü iptal edilecek. Diğer terminal otobüslerinin güzergahları da tramvay hattına göre yeniden düzenlenecek. Terminale yolcu taşıyacak tramvay ise 24 saat çalışacak. Proje ihalesi yapıldı. Projeden sonra inşaat ihalesi başlayacak. Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy ile bir araya gelen Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali işletmecileri, tramvayın terminale gelecek yolcu sayısını da arttırmasını bekliyor. Bursa özelinde yaşadığımız, Bursa'nın kavşak noktasında olması ve birçok ulaşım imkanının olması kaynaklı şehirler arası otobüs taşımacılığında feribot, hızlı tren ve benzeri sebeplerle düşüşler yaşıyoruz. Bundan kaynaklı doğal olarak gelirlerimiz düşüyor bizlerin. Duyduğumuz kadarıyla işte metronun gelme durumu var. İpek böceğinin. Onun terminalinden büyük beklentisi bu. Yani bu gelirse mutlak ki bizim işlerimizde de bir artış olacak. Bursa Nüfus Müdürlüğü gece saatlerinde kapılarını açtı. Tabii Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla. Buna nedense Suriye'den gelip Türkiye'ye sığınan ve ailesiyle Bursa'ya yerleşen Çerkez asıllı piyanist tam bir Esat oldu. Müzik dahisi için nüfus cüzdanı düzenlendi. (16 yaşındaki müzik dehası Tambi, Suriye'deki iç savaştan kaçarak geldiği Bursa'da bu üstün yeteneğiyle kısa sürede fark edildi. Hocası bu yeteneğin yurt dışındaki yarışmalarda da yer alması gerektiğini savundu ve çağrıda bulundu. 15 yıllık piyanistlerle yarışıp Grand Prix ödülünü, Grand Prix derecesini aldı. 3 tane alt kategori, 3 tane üst kategoride derece var. Bu 150 yarışmacı içerisinden Grand Prix'i birincilikle alan Tambi'nin artık bundan sonra diğer organizasyonlara da katılması gerekiyor. Bu kapsamda New Jersey'de, Almanya'da, St. Petersburg'da yine prestijli yarışmalar var. Tambi'yi oralara da göndereceğiz. Türkiye'den şu ana kadar New York Konservatuarı'na giden bir öğrenci olmadı. Tambi ilk olacak inşallah. Tambi için hemen çalışmalar başlatıldı. Bursa Nüfus Müdürlüğü dün gece yarısı kapılarını açtı. Tambi'ye nüfus cüzdanı teslim edildi. Türkiye tarihinde bu bir ilk, hani klasik birkaç şey biliyoruz ama sanatla ilgili bir gecede, dün akşam resmen gece yarısı operasyonu yapıldı. Ya ben filmlerde olurdu sanırdım böyle şeyi. 2 gün önce New Jersey'den sonuçlar geldi. 2 tane videolu yarışmaya katılabiliyorduk. Biri Moskova'ydı, Moskova'da Grand Prix almıştık. Bir de New Jersey'ydi, New Jersey'de de birincilik aldık. Vatandaşlıkla birlikte Cimuk soyadını alan Tambi'ye müjdeyi Erdoğan bizzat kendisi verdi. Ben bugün en güzel günlerden biri. Artık yeni doğduğumu hissediyorum şu an. Gerçekten çok mutluyum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı aradığı zaman çok mutlu oldum ve gurur duydum kendime. O dedi senin Türk kimliğine, vatandaşlığına imzaladım ve artık Türkiye senin vatan oldu şimdi ve daha çok çalışmalısın ve ben de teşekkür ettim. Bursa Büyükşehir Belediyesi şehrin sağlık profilinin ortaya çıkarılması amacıyla bir proje başlattı. İlk olarak Orhaneli'de yaşayan vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi. Şehrin sağlık profilinin ortaya çıkarılması projesi kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe dağ yöresinin yolunu tuttu. İlk durak Orhaneli'nin Ortaköy Mahallesi'ydi. Altepe, Bursa Verem Savaş Derneği ile ortaklaşa yürüttükleri çalışmanın amacından bahsetti. Bursa köylerinde örnek bir sağlık taraması gerçekleştiriyoruz. Bu yapılan taramalarla birlikte özellikle sağlık konusunda imkanları dar olan bu köylümüze, kırsal kesimimize ayağına kadar bu hizmeti götürmek, oradaki bu sağlık taramalarını yapmak, onların burada her türlü testten geçmesi, erken teşhislerin yapılabilmesi, burada başta tabii ki akciğer grafisi, işitme testi, nefes testi, kan testi gibi testlerin yapılarak sağlık taramayla birlikte burada erken, varsa herhangi bir şey erken teşhis edebilmesi ve müdahale edebilme şansı olsun. Vatandaşlarsa verilen hizmetten oldukça memnun. Yaşım 78, bu manzarayı, bu sizin toplantınızı, belediye başkanımızın toplantısını, bu manzarayı ilk defa rastladım. Onun için size hudutsuz teşekkür ederiz. Bu taramada sağlık yapıldı. Sağlıklar için çok çalışmalar oldu. Üretken çekildi.
Recep Altepe Başkanımızdan, Orhan Ali Başkanımızdan, Orhan Ali Başkanımızdan teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bursa'nın turizmine nasıl katkı sağlanacağı düşüncesinden yola çıkılarak kurulan Bursa Kültür ve Turizm Elçileri Derneği, Feshane'de yapılacak olan Bursa günlerine hazırlanıyor. 19-22 Şubat arasında İstanbul Feshane'de yapılacak olan Bursa Turizm ve Kültür Günleri, BUKTED yetkililerini harekete geçirdi. Bursa'nın kültürünü ve turizmini Bursalı olmayan, İstanbul'da yaşayan İstanbullular, Rizeliler, Kastamonular, Malatyalılar gibi diğer muhtelif şehirlere anlatmak ve Bursa'mıza bu insanların geçiş güzergahında bulunmaları vesilesiyle bir iki gün daha burada konaklatmak. BUKTED Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Çenişler, Dünya Miras Listesi'ne giren Bursa için hazırlıklarını sürdürüyor. İki miras bir şehir logosuyla Bursa'nın tarihi yörelerini de burada tanıtarak, gezdirerek, otel anlamında, konaklattırma anlamında çabalar içerisindeyiz. Bursa tanıtımları bununla da sınırlı değil. Feshane günlerinin ardından kongre ve sempozyum günleri de Bursa'da yapılacak. Bursa'ya kongre ve sempozyum turizmini de taşıyarak Bursa'daki otel yatak sayısının artmasıyla ilgili otelcilerin turizmle ilgili olan pasta paylarının arttırılmasında derneğimizin de oldukça faydalı etkinlikler göstereceğini düşünüyoruz. Bursa Turizm ve Kültür Günleri ilk olarak 10 Şubat'ta Milli Piyango Lansmanı'nda tanıtılacak. Bursa'da zabıta operasyon başlattı. Hedefte ise kaldırıma mal koyan esnafla seyyar satıcılar var. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler Osman Gazi Metro İstasyonu önündeki seyyar satıcılarla kaldırıma mal koyan esnafa yönelik operasyon yaptı. Mısırcısı, meyvecisi, kestanecisi hepsinin tezgahına el konuldu. Hatta mağaza önündeki ayakkabı ve terliklerle dolu olan indirim tezgahları bile götürüldü. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki seyyar satıcılarla kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine harekete geçen ekiplerin denetimlerine şehrin diğer ana arterlerinde de devam edeceği belirtildi. Bursa Kapalı Çarşı'da aylar önce başlayan tadilat çalışmalarının hala bitmemesi esnafı ve vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bursa turizminin ve tarihinin en önemli yerlerinden biri olan Kapalı Çarşı'da aylar önce başlayan tadilat çalışması hala devam ediyor. Herhangi bir ilerleme göremiyoruz. 7-8 aydır sürüyor bu. Ya çarşımız için çok şey yani, yaya yürüyemiyor. Ancak esnaf zor durumda. Çalışmaların hala devam etmesi ve altyapı çalışmalarının bir türlü bitirilmemesi işleri sekteye uğratıyor. Plansız, projesiz bazı işler düzenleme yapıyor arkadaşlar. Muhatap olacağımız hiç kimse yetkili bize gelip herhangi bir danışma yapmadan işlerini yapıyorlar. Bir gün gelip çatıyı çıkarıyorlar. Esnafın hiçbir şekilde konumu yok. Çalışmaların işlerin en yoğun olduğu gündüz saatlerinde yapılmasının kendilerini mağdur ettiğini belirten esnaf, yetkililerin bu işe bir an önce çare bulması gerektiğini söyledi. Rızıklarımızı bir şekilde temin etmeden evimize dönüyoruz. Şikayetimizi yetkili birilerine dillendirmeye çalışıyoruz. Bizi ciddiye almıyorlar. Biz de bunlardan şikayetçiyiz. Müteahhite mi verdiler, ne verdiler buraya, bir an evvel bitmesini istiyoruz yani. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan istihdam için koordinasyon ve eğitim projesi Çalıştay'ı Bursa'da düzenlendi. Çalıştay'a Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra 11 belediye daha katıldı. Bursa istihdam konusunda önemli bir Çalıştay'a ev sahipliği yaptı. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin eş finansmanında gerçekleştirilecek olan istihdam için koordinasyon ve eğitim projesi Çalıştay'ı yapıldı. Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda hazırlanan proje 19 Ağustos 2014 tarihinde 12 il ve ilçede başlamıştır. 23 aylık olan proje için Büyükşehir Belediye'miz proje süresince ve bitiminde projenin sürdürülebilirliğini hedeflemekte olup gerekli desteği her zaman için sunacaktır.
Çalıştay'da bir konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, proje hakkında bilgiler verdi. Engellilerin, şiddete uğramış kadınların, sokakta çocukları çalışan ailelerin ve diğer dezavantajlı grupların istihdam edilmesini amaçladıklarını söyledi. Yoksul ve yoksullaşma riski altındaki nüfusun yoğun olarak yaşadığı mahallelerde yaşamını sürdüren dezavantajlı, özel itina gösterilmesi gereken kişilerin iş gücü piyasasına erişiminin teşvik edilmesi ve iş gücü piyasasına erişimlerinin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasını hedefleyen ilgili kamu hizmeti sağlayıcılarına yönlendirilmesi öngörülmektedir. Osman Gazi Belediyesi günde 500 kişinin muayene olduğu sağlık merkezini yeniledi. Aile Sağlığı Merkezi modern bir çevreye kavuştu. Bursa Emek'te yıllardır hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi yetersiz kalınca Osman Gazi Belediyesi tarafından baştan sona yenilendi. Tuvaletleri yenilenen, mantolama ve boya yapılan ve bahçesi düzenlenerek küçük olan odaları büyütülen merkezden günde ortalama 500 vatandaş yararlanıyor. Sağlık hizmetlerine 30 farklı noktada böyle hizmet binası kurmuş. Tabii önceleri sağlık ocağı olan bu yerler şimdi aile hekimleri tarafından kullanılmakta. Ama bizler aile hekimleri kullanmış olsa da yine de doktorlarımızın burada daha rahat çalışma ortamını sağlayacak ve bölgedeki, mahalledeki insanlarımızın daha rahat hizmet alabileceği bu binaların hem yenilerini hem bakımlarını ve güncellemesini yapıyoruz. Osman Gazi Belediyesi ayrıca kanser erken tanı çalışmaları yürütüyor ve ortaya çıkabilecek hastalıkların önlenmesi için ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin kan değerlerini ölçüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Altepe, para değil, yetki istiyoruz dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'daki 32 il derneğinin katılımıyla kurulan Bursa İl Dernekleri Federasyonu'nun yönetici ve üyeleriyle buluştu. İşte 32 dernek bir araya gelince tabii ki birlik oluyor, beraberlik oluyor ve güzel şeyler de doğmuş oluyor. Sizler bizlerden bu dernekler olarak herhalde başvurduğunuzda 25 dernek var demiştiniz, 24'tü galiba. 24 dernek vardı, böyle bir yer arayalım demiştiniz, bizim de hoşumuza gitti. Çünkü bu organizasyonlar toplu olması gerekiyor. Aynı amaca hizmet eden insanların bir arada olması gerekiyor. İmkanları birlikte kullanması gerekiyor. Çünkü niçin? Hedeflerimiz bir. Büyükşehir Belediyesi tarafından il derneklerine tahsis edilen Anadolu Kültür Merkezi sayesinde derneklerle ilgili sorunlar daha kolay çözüme kavuşmuş olacak. Tabii ki 80 küsur dernek var ve Bursa'da 4500 tane de dernek var. Bizim dernekte. Ama böyle organizasyonun işte bu faydası var. Onun için dedim. Her dernek kendine bir oda, her dernek kendine bir salon aramasına gerek yok. Salonlarımız var, mekanlarımız var. Bunları en iyi şekilde kullanalım, en iyi şekilde değerlendirelim. Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin kurduğu Akkılıç Kütüphanesi 7. yaşını kutladı. Bursa'da yaşayan kütüphane anlayışını ortaya koymak için gazeteci yazar Yılmaz Akkılıç'ın bağışladığı kitaplarla kurulan Akkılıç Kütüphanesi'nin kuruluş yıl dönümü Nilüfer Belediyesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç ailesinin ev sahipliğinde kutlandı. Hayallerimizi beslenme konusunda güçlü olma ve dik durma konusunda, mücadele konusunda her zaman güç verdi, ilham verdi. Aradan 4 yıl değil, 40 yıl da geçse Yılmaz amcamızı unutmayacağız, yokluğuna alışamayacağız. Bomba oldu. Öyle bir bomba ki bizim bu ödül sonucunda ortaya çıkarttığımız kitaplar onun son patlayan ölüm bombasının şerapnellerinin parçalarıdır. Nilüfer Belediyesi kütüphane bağışçılarına plaket ve teşekkür belgeleri verilirken bir kütüphane programı daha Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından yapıldı. Yazdığı kitaplarla çocukların beğenisini toplayan yazar Hacer Kılcıoğlu her ay düzenlenen çocuklara kitap söyleşileri etkinliğinin konuğu oldu. Her şandileni çok severim deyip bir tipet yazdım. Neden kitabın adı, kitaptaki kahramanın adı Tibet? Çocuklara bol bol hayal kurmalarını tavsiye eden Kılcıoğlu, küçük okullarının kitaplarını imzaladı. Kahramanmaraş'ta bir İmam Hatip Lisesi müdürünün 3 kız öğrenciyi sopayla dövdüğü iddia edildi. Ardından müdür için suç duyurusunda bulunuldu. Odasına 2 dakika geç kaldık diye şiddet uyguladı. Siz nasıl gelmezsiniz benim çağırttırdığım halde dedi. Şiddet uyguladı bize.
Böyle söylüyor 15 yaşındaki kız. İddiaya göre 26 Kasım çarşamba günü okul müdürü lise 1. sınıfında okuyan 3 öğrenciyi odasına çağırdı. Fakat o esnada yazılı oldukları ve öğretmenleri izin vermediği için müdürün odasına gidemeyen kızlar odaya sonra gittiler ve iddialarına göre müdürün sopalı şiddetine maruz kaldılar. Sopanın elinde kırıldığını ileri süren kızın annesi önce soluğu okulda aldı. Sonra da savcılığa giderek okul müdüründen şikayetçi oldu. Baş parmağının üstünde kan izi vardı. Sınav kağıdında da var bu kan izi. Yani müdür bey kızlarımızı, çocuklarımızı namussuzlukla, edepsizlikle suçluyor. Bir şalla okula geliniyor diye suç oluyor. Bizim mazeretimizi dinlemeden direkt şiddet uyguladı. Şiddeti psikolojim o kadar bozuldu ki hani okula gelmek istemiyorum ben. Artık okula gelmekten korkuyorum. Ben okuldan soğudum. İmam Hatip Lisesi'ne isteyerek geldim, severek geldim. Bu müdür sayesinde okuldan da soğudum. Okula gelmek istemiyorum artık ben. Tüm bunların üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurtsa kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini ve konuyu araştıracaklarını söyledi. Su meselesi bir can aldı. Adıyaman'ın Yeşilyayla köyünde su nedeniyle çıkan kavgada bir köy korucusu şehit olurken bir köy korucusuysa ağır yaralandı. Çelikhan İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Yeşilyayla Köyü içme suyu Çelikhan ilçesine götürülmek istendi fakat su için köylüler arasında kavga çıktı. Ölçüm çalışmalarının yapıldığı esnada köylüler çalışma alanını basarak görevlilere ateş etti. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı olayda köy korucularından 56 yaşındaki Hüseyin Şahin olay yerinde şehit olurken Abdurrahman Kalkansa ağır yaralandı. Ağır yaralanan kör korucusu Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Amasya'da beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Havva Vanlı'nın organları nakil bekleyen 5 kişiye umut oldu. 58 yaşında evli ve bir çocuk annesiydi. 3 gün önce beyin kanaması geçirdi ve yoğun bakıma alındı. Ne var ki kurtarılamadı. Beyin ölümü gerçekleşen Havva Vanlı'nın eşi ve kardeşi örnek bir karar verdi. Vanlı'nın organlarını bağışladı. Bölge ulusal merkezimize haber verildi. Bölge Koordinasyon Merkezi ile yapılan çalışmalar sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden gelen bir ekip tarafından organların çıkarılmasına karar verildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden gelen doktorların yaptığı operasyon sonucu Vanlı'nın iki korneası, karaciğeri ve iki böbreği çıkarıldı. Böbreklerden birisi başka bir hastaneye nakledilmek üzere Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, bir diğer böbrek ve karaciğer Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, korneaları da Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Evli ve bir çocuk annesi, 58 yaşındaki Havva Vanlı, bağışlanan organlarıyla 5 kişiye umut oldu. Birazdan izleyeceğiniz haber, böylesi ancak Rize'de olur diyeceğiniz türden. İkizdere ilçesi Yağcılar Köyü'nde rızaları olmadan geçirilen yol nedeniyle kaçaran ailesi evlerine bakın nasıl gidiyor. Görüntüler Rize'den dersek eminiz ki birçoğunuz yadırgamazsınız. Yağcılar Köyü'nde yaşayan 54 yaşındaki inşaat kalfası Hızır ve 51 yaşındaki eşi Fatma Kaçaran 2 ay önce İstanbul'a gitti. Her ne olduysa işte o sırada oldu. Haber alınca yol açımı başlamış. Beyim geldi buraya, gece sabahıyla geldi, burası vurulmuş. Gece gelmiş buraya. Dozeri yarı yoldan kaldırdı, çimenin üstüne geldi buraya, özellikle vurdu. Onlar köyde yokken muhtarlığın talebi üzerine orman arazisine yol yapımı için çalışmalara başlandı. Kepçe vuruldu ancak Kaçaran ailesinin evlerinin altından geçirilen yol nedeniyle ön tarafta toprak boşaltılınca ev askıda kaldı. Geldik perişan ortamıydı. Yani her tarafı dağılmış, aynı bu şekliydi. Kaçaran ailesi şimdi 7 metre yükseklikte kalan evlerine merdivenle inip çıkmak zorunda kaldı. Hayatlarının bundan sonraki kısmını korku içerisinde geçiren Kaçaran ailesi acil bir çözüm istiyor. Buraya yaşanılır mı? Biz de bu Türkiye'nin vatandaşıyız. Buraya ne kaymakam bakıyor, ne valiler bakıyor, ne yardımcılar bakıyor. Muhtar zaten burayı dağıttı. Böyle iş mi olur? Türk pilotun çılgın manevrası internette fenomen oldu. Ekranlarınıza gelecek soluk kesici görüntüleri internet ortamında 2 milyona yakın kişi izledi.
Yüzbaşı Yusuf Kurt, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 uçağıyla yaptığı tek kişilik hava akrobasi ekibinden. Yaptığı manevralarla izleyenleri büyüleyen Yüzbaşı Kurt'un İngiltere'de yaptığı bu alçak iniş ise internette fenomen oldu. Görüntülerin üzerinden aylar geçmesine rağmen yere teğet geçen iniş bugüne kadar tam 1.7 milyon kişi tarafından izlendi. Türk pilotun çılgın manevrası izleyenlerin nefesini kesiyor. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın.